Hey! Durun! İmparator adına buradayım. Yanlış düşmanla savaşıyorsunuz. Kiminle iş tutarsın bilmem ama... buradan elin boş gitmeyeceksin. Anlatmama izin verin. Oğlunuz Alaaddin, imparatorun düşmanlarının elinde. Sen ne dersen. Sen ne dersin? Düşman içimize kadar girmiş. Siz bu kapıyı nasıl beklersiniz? Gözünüz kör. Kulağınız sağır mı oldu? Atlar! Cevap verin bana. Kime derim ben? Balaaddin. Kime derim ben? Cevap verin bana! Balaaddin. Sabır Balaaddin. Hiddetlenmenin vakti değildir. Evladını sana veren, imtihanını da verecek elbet. Alaaddin'imizi bulacağız. Aktemur. Var mıdır bir iz? Tekerlek izleri çentiklidir. Ama ileride silinir. İz sürmek gerek. O vakit tez yola çıkarız. Atlar! Atları hazırlayın çabuk! Dursun bakın. Ağacımın meyvesi. Seni dalından koparını, kökünden söker atarım. Kim? Kim yaptı bunu? İmparatoru öldürmek isteyenler. Ophelia. İmparatorun kızı. Ama Ophelia yalnız değil. Bu toprakları sizi yok etsin diye gönderdiği Frigg. Onlar bizim düşmanlarımız Osman Bey. Biz diye bir şey yok. Siz bir tarafsınız. Biz bir tarafız. O gün Konstantinopolis'i kurtararak onların düşmanlığını kazandınız. Düşman birse biz de biriz Osman Bey. Peki ya bu iç? O Roma'nın en saygın savaşçısı Olof. Ökten Bey'in köy katliamının intikamını almak istemiş. Yanlış. Kante Kuzenos. Eğer benim evladımın kılına dahi zarar gelirse... hepinizi yerle yeksan ederim. Bundan korkuyor olsaydım bu kadar az adamla gelmezdim. Ben sizin dostluğunuza inanıyorum. O iki şeytanın kurduğu oyunları birlikte yıkabileceğimize inanıyorum. Peki ya bunca şeyi nereden biliyorsun? O kara günden beri hep bunların peşindeyim. Frigg'in adamlarından birini yakaladım. İpin ucu beni bu topraklara getirdi. Eğer konuştuklarında tek bir yalan varsa... o vakit o ip senin boynuna kendi ellerimle dolarım. Adam nerede? Toprağın altında. Kante Kuzenos. Olof. Benim atlarımı katledip suçu üzerlerine atar. Sen de kalkmışsın burada. Ölü şahitliği yaparsın.
Sen hainleri ne kadar yaşatıyorsun ya da köyüne saldıranları? Evladımın eteği kaçırdılar. Onu Dan için kaçırdılar. Danfrey'in kardeşi. Ophelia'nın sağdaki hizmetkarı. Canım kızım, Ophelia. Oldukça hafif ve dayanıklı bir zırh yaptırmış benim için. Hiçbir tehlike zırhınıza dahi ulaşamayacak İmparator Hazretleri. Kantakuzenos bunun için yanınızda olmamı istedi. Kantakuzenos da bana Ophelia kadar düşkün desene. İyi misiniz efendim? Önemli değil. Zırhın işlemesinde bir iğne ucu kalmış olmalı. Nasıl olur? Prenses Ophelia çok titiz davranmıştı oysa. Baba. Zırhı denedin demek. Baba. Durun, yaklaşmayın. Zırh zehirli olabilir. Sen, çabuk hekim çağır. Baba. İmparator. Her şeyi anlat bana. Her şeyi anlat. Bu zehir seni yavaş yavaş öldürecek. En yakında sen varsın. Zırhı sen getirdin. Askerler, prensesi tutuklayın. Ahmaklar, neyi bekliyorsunuz? Adım onların elinden alacağım. Ama burunların altından. Eğer sen çıkarsan. Ben hiçbir şeyin altında değilim. Ben karşınızda dimdik duran dostunuzum. Şimdilik dediklerini susarım. Ama bu Olof benim atlarıma yaptığının karşılığını görecek. Öktem. Köyü yok etmenin hesabını versin. Ben de akıttığım her kanın hesabını veririm. Hiç meraklanmayasın Olof. Vakti gelen de o hesabı ellerimde vereceksin. Roma'nın saygın savaşçısı. Osman Bey, gördüğünüz gibi biz gayet açığız. İsterseniz bundan sonra ne yapacağız onu konuşalım. Konuşacağız. Konuşacağız. Geri dönüşün olmayacak ki Osman. Tanrım sen merhamet göster.
Sen babamı koru. Yuttu. Şimdi midesine inene kadar bekleyeceğiz. Mideni deşmeden her şeyi anlat. Anlat! Gereksiz gösteriden kaçınmalısın Olof. Filana sadık kaldım. Osman'ın kafasını kopartmama niye izin vermedin? Söyle. Frick de benimle aynı düşüncede. Alaaddin'i bizim için o kaçırdı. Onu böyle yok edemeyiz. Üstelik Buda'nın ölüm fermanı olur. Bir kardeş daha kaybetmek ister misin? Birini daha. O keçi çobanına kurban etmeyeceğim. O zaman benim kurallarıma göre oynayacağız. Alaaddin elimizde. Osman onu bulacak. Fakat oradan sağ çıkamayacak. Ben takas yapmam. Yeni şehri basarım. Oğlumu da öldürürüm. Neden zorlaştırıyorsun ki Olof? Osman zaten Alaaddin'i kurtarırken ölecek. Sen de sessizce girip kardeşini alacaksın. Sonra da Nike ordusuyla gelip yeni şehri yok edeceğim. Sonra sen de Konstantinopolis'e bir kahraman olarak döneceksin. Ben değil, biz döneceğiz. Tahta oturduktan sonra da tüm Türklerin cehennemi olacağız. Arkanı kolluyorum. Çünkü sen değerlisin Olof. Sana güvenmek istiyorum Kantakuzenos. Sakın beni yanıltma. Bir hata yaparsan kafanı kopartırım. Gösterir. Osman. Hala. Hayırdır? Osman. Ne oldu diyes? Alaaddin. Yiğidimizi kaçırdılar. Ama bulduk beyim. Tekerlek izini bulduk. Beyim. İzler bizi buraya kadar getirdi ama indi yol ikiye ayrılır. Benim evladıma bunu yapalım. Bu topraklarda kökünü kazıyacağım. Kantakuzenos doğru demiş demek. Bizler arabanın izlerini takip edeceğiz.
Atların bir kısmı da bu yönden gidecek. Aktemur, Turgut Bey'le birlikte Ökten Bey'in obasına gideceksin. Şehitleri götüreceksiniz. Ve obayı arayacaksınız. Buyurun Nur Bey. Haydi. Biz de evladımızı bulmaya gideriz. Haydi. Babanın ölümü için bir süre daha yaşayacaksın. Sonra hepiniz öleceksiniz. Ne ben düşman elinde esir kalırım, ne de babam sizin tuzağınıza düşer. Öldür beni! Bugün Osman'dan intikamımızı alacağız! Vallahi ki! Senin taze balıklarına bayılıyorum Leo. Ver bakalım. Hazırlığını yap Leo. Osman Alaaddin'in peşinde ölümüne giderken biz de Dan'ı zindandan kurtaracağız. Şehir karışık. Her yerde alpler var. Bütün dükkanları da kapatıyorlar. Korkunun kokusunu alıyorum Leo, yoksa korkuyor musun? Hayır. Korkmuyorum. Zindana ne zaman giriyoruz? Acele etme Leo. Yenişehir'e büyük bir misafirimiz gelecek. Önce onu karşılamalıyız. Kutay. Atlar. Temiz. Kanıyla yazmış beyim. Gelmeyin demiş. Evladımın canına zarar verdilerse onları iki dünyada da rahat koymam Osman. Vallahi tasa etmez.
Ama tedbirli olmakta fayda vardır. Evladımız onların tuzaklarını görmüş. Şimdi beni iyi dinleyesiniz. Hadi ben bağrıma taş basarım da. Ya ahalin? Hiç değilse evlatlarının naaşlarını borçlusun onlara. Mükten Bey. Ne yapaydım hatun ha? Ne yapaydım? Elimi kolumu bağladı. Nasıl çiğnerim sözünü? Şeyhin sözünü çiğnemek olmaz. Lakin sen ayaklandın mı fitne olduğu akıllarına gelir. Şeyhin yanında böyle demezdin bayındır. Ben sana kurban olurum Ökten Bey. Lakin Osman Bey'in adamlarıyla birbirinize girecektiniz. Kan dökülecekti. O yüzden öyle ettim. Lakin şehitlerimizi küffarın elinde bırakmak yakışmadı bize. O başka iştir. Hayındır. Kolumu değil, yiğitlerime kıyan keferenin kolunu tutacaktınız. Şimdi bırakasın, göreceğim. Etme hatun, etme. Çekil Ökten Bey. Göreceğim.
Konstantinya'dan elçiler gelmiş Ayşe Hatun. Osman Bey'i görmek isterler. Osman Bey yoktur. Sizi Mahlun Hatun'la görüştürelim. Buyurun. İmparator Andronikos Osman Bey'e iletmemizi istedi. Kendisi iyi dileklerini sunuyor. Osman Bey gelende emaneti kendisine teslim edeceğim. Şimdi müsaade sizindir. Hayır olsun inşallah. Osman Bey'im Alaaddin'i sağ salim bulup getiren de o vakit imparatorun da derdi neymiş anlarız. Alaaddin! İyi midir? Maşallah. İyi. İyi. Hadi evlat, dayanız. Alaaddin. Şimdi. Evladımı benden koparmaya kalktınız ya. Hiçbir kuvvet sizi benim elimden alamayacak. Öyle. Öyle. Savun! Öldürün! Oğul, evlat deyip bağrıma bastım. Anama verdiğim sözü tutamadım. Bu durum. Toyunu kuracağım, beyliğini göreceğim derken... Şimdi seni hak kefenlere sararım. Hatun, böyle ağlamayız. Batur şehit olmuştur. Ağlamak bize yaraşmaz. Ağlamak yok gayrı. Ağlamak yoktur.
intikam vardır da Osman'dan hesap soracak şevk sende var mıdır Ökten Bey? Osman olmayaydı kardeşim hem de yanımda olurdu. Kardeşimin kanına girdi Osman. Osman'ın ne suçu vardır ha? Suçlu aramaktaysan ben buradayım. Hatun. Onu hududa ben gönderdim. Vazifeye ben gönderdim Hatun. Aç gözlerini Ökten Bey. Aç gözlerini. Sen hala Osman'a itimat edersin. Gör artık hakikati. Tek suçlu Osman'dır. O kefereyle iş tutacak dev başımıza gelir bunlar. Alplarını aldırmadı sana. Turgut gitti aldı. Ama indi gör. İntikamımızın önünde duracak. Kanımızı yerde koyacak. Sadece bununla da kalmayacak. Senin canını isterler Ökten Bey. Bunlar senin canına, postuna göz dikerler. Allah'a çok şükür hatun. Bizim can korkumuz yoktur. Benim yerim de belli. Yurdum da belli. Obam da belli. Gücü yeten varsa gelsin atsın canımı. Ha? Etme Ökten Bey. Etme. Yürek savaşı değildir bu, görmez misin? Kahpelik ederler. Kefereyle iş tutup üzerimize oyun kurarlar. Şehitlerimiz geldi. Turgut Bey daha ne deyi durur burada? Ha? Ne deyi gitmez? Biz başına bekçi konacak suçlular mıyız Ökten Bey? Öfkene yenik düşmeyesin. Etme. Şehidimiz var derim. Burası bunun konuşulacak yeri midir? Ha? Yeri midir hatun? Gayrısı yok. Ben kardeşimi toprağa veririm. Ama seni vermem. Ökten Bey'im, ben seni vermem. Sana rağmen seni vermem. Seni kollamak için icap ederse seni bile çiğnerim Ökten Bey. Bunu böyle bilesin. Etme hatun. Etme. Ana, baba. Etmeyin. Dayıma son vazifemizi edelim. Doğru dersin kızım, edelim. Ederim. Alplar. Haydi. Çıkarın oğlumu. Bunlar kardeşimle yetinmeyecek. Başımıza daha çok işler açacaklar, çok. Senin kızlar iyi çalışmış sevgilim. Başka şansları var mıydı sence? İşte oyun alanımız. Kızlar kadar Leo da çalışıyor. Zindanın haritasını getirdi. Dan'ı burada tutuyorlar. Buralara adamları yığmışlardır. Korkaklar. O halde bütün şehri yakacağız. Ya da birkaçını uyutacağız. Anladım.
zindandaki meşaleleri değiştirdin. Sen sahip olduğum en büyük güçsün Ferik. Birlikte. Birlikte geçiriyoruz. Demek sen geldin. Haydi bana. Helasti. Sıra bizdedir. Biz nerede istersek orada duracaklar beyim. Altlar! Ricat! Okçular! Kalkan duvarı! Zekana bayılıyorum sevgilim. Biliyorum. Sevgilim, sen de ölümün kokusunu alıyor musun? Lan. Kardeşim. Nöbetçiler uyanıyor. Atlar teyakkuzda olun. Ah!
kaçın! Tekrar kaçın! Ayşe! 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 Kaçarlar! Haydi! Haydi! Sonsuz yet! Tanrım neler oluyor? Yüce İsa hepimizi koruyor. Aa küçüğüm. Korkma ben yanındayım. Sokakta durmayın. Eve girin sızma var. Atlar şu tarafta. Al gel. Gel ha. Atlar yakalayın. Düşün peşlerine. Koşun. Koşun. Kaç. Alaaddin dayanır. Dayan evladım. Bala gelin. Gelin gelin. Hele, hele otur. Hele otur şöyle. Hele otur evlat. Evlat. 40 kişinin arasından sağ salim çıktın. Senden yiğidi var mı hele? Yaradana şükürler olsun. İyisin oğlum. İyisin. Baba. Ha. Ben de sebep oldum. Yoo. Yoo. Atlar. Hele su verin. Aç bakalım ağzını. Aç 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 aç. Oy 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 oy. İyisin ya. Sen yazdığınla bizi tuzaktan kurtardın. Gelirler. Haydi. Haydi. Gel evlat. Dayanır. Dayanacağım baba. Haydi bala. Haydi. Atlar. Herkes vazifesini bilir. Ayşe. Mal yetişemedik. Esirlerle başlarındaki adam kaçtı. Peşlerine bizim alpleri yolladım. Yakalayacağız inşallah. Onlar kaçtı. Ama hala iki kişi içeridedir Ayşe. Atlar. İki kişi ararız. Biri kadın biri erkek. Kadının yüzü kapalıydı. Onu bulmak zor. Ama adam yaralıdır. Omzundan hançerledim. Ayşe ne yapıp edip bulun onları. Bulacağız. Atlar. Haydi. Hadi! Aptal. Yaralanmışsın. Bu halde buraya nasıl gelirsin? Söyle! Arkanda iz bıraksın mı? Hayır. Hah.
Seni aptal. Oyunumu bozmana izin vermeyeceğim. Beni öldüremezsin Frick. Öyle güzel öldürürüm ki. Kimse yok mu? Marta, Leo efendi. Kimse yok mu dedim? Marta? Malum Hatun. Hoş geldin. Kusura bakma lütfen. Sakarlık işte. Eline ne oldu Marta? Kumaş sandığındaki çivi. İpekleri görünce çiviyi görmedim. O ses neydi? Küçük misafirler olmalı. Fare. Fare olmalı. Ufacık fare, o sesi nasıl çıkarsın? Bir değil ki. Üç tane var. Gerçi bir tanesi öldü. Ama ikisi hala hayatta. Orada işte. Leo efendiye söyle, fareleri toptan temizlesin. Sen de tedbirli ol. Elini de şifacıya göster. Bütün işi mahvediyordun. Sefil yaratık. Sen de elini şifacıya göster. Anamın yadigarı, kardeşim. Sen şehit oldun ama ablanı da yüreği yangında bıraktın. Yiğidim. Öktem Bey, bilirim. Kardeşlerimizi yeni defnettik. Acımız tazedir. Ama obandan kalanların salahiyeti için beklemeye gelmez vazifem vardır. Böyle acılı günde beklemeye gelmeyen vazife ne ola ki Turgut Bey? Obanızı arayacağım. Obamızda gözü yaşlı analardan gayrı ne kaldı? Ne arayacaksınız? Makri'de Konstantiniye giden vergiler kaybmış. Kanta Kuzenus altınların sizde olduğunu düşünür. Benim vazifem onları aramaktır. Keferenin sözüyle Türk obasında Rum akçası mı arayacaksın? He? Turgut Bey. Turgut Bey'im. Batural Makri'nin vergilerine çöktü dersin ha? Zinhar olmaz öyle şey, mümkün değil. Ben kardeşimi parça parça mezara koydum. Sen ne dersin Turgut Bey? Ben derim ki şehitlerimizin üstüne atılan iftiraya mani olalım. Bırakın işimizi yapalım ki size atılan kara lekeden kurtaralım. Dur hayatım, dur. Siz
sen hakikati ararsın, biz hakikati biliriz. Yap bakalım vazifeni. İftira sade sahibini utandırır. Eyvallah. Aktamur. Haplar. Kefere kelle başı ne vergi öder Hüseyin? Bilmem ki beyim. 10 kese alır herhal. Vay merhametsiz kefere vay. Osman bunun çeyreğini almaz. O vakit koca köyün vergisi nereden baksan bir sandık altından fazla eder. Koca sandık altın. Çil çil. Altın derim Hüseyin. Bak hele. Buyur beyim. Eğer Öktem Esah'tan bu işi ettiyse altın bu obadadır. Yok Öktem'e oyun ettiler ise altın yine bu obadadır. Doğru dersin beyim. Lafımın doğruluğunu ölçmek sana mı kaldı? Seyyus! Dört yanı alıp salasın. O altınları bana bulasın Hüseyin. Bulasın ki Bayındır Bey seni bay etsin. Ne oldu Hüseyin? Altını duyunca dondun kaldın. Sencer Bey'e ulak göndereceğiz. Sultanın kaynı Sencer'i dersin he mi? Ne sandın? Hadi dediklerimi yaz. Pek kıymetli Sencer Bey. Osman bildiğin gibi ataştır. Uç topraklarını yakıp küle çevirdi. Darmadağın etti. Osman küffarın sözüne kana kana iç savaşa yürür. Bu savaş bize ticaretin hakimiyetini verecektir. Dayan. Dayan evladım. Dayanamaz. Dayan evladım. Dayan. Hele dayan. Bugün cengaverde kahraman da sensin. Evlat. Oğlum. Evlat. Baba. Hadi. Hadi gel bakalım. Dayan. Haydi. Haydi atlar. Dur! Dayan oğlum, dayan. Dayan. Sonundan kaçamazsın Osman. O vakit sen de kaçmayacaksın. Atlar! Boran! Ayaz! Kalkan mı? Daha! Doğrul! Ahiretiniz ateş olacak. Evladımı Yenişehir'den kaçıracak kadar mahir olan ardında böyle iz bırakmaz.
Düşman yenidir. Ama hepsi birdir. Ne yapacağız o vakit bey? Madem bize iz bırakarak tuzak kurarlar, biz de onlara tuzak kuracağız. Onlar aşılmazsa biz de tutulmayız. Ricat edeceğiz. Cenk biz nerede istersek orada olacak. Sade o değil. Tuzağa düştüklerinde kalkan duvarı yapıp geri çekilmek isteyecekler. Biz ise onlardan bir tanesini bile tutamayacağız. O sebeple ok baskısı yapıp üzerlerine gideceğiz. Ta ki onları istediğimiz yere çekene kadar. Oraya geldiklerinde de verecekleri tek şey canlar olacak. Cerkutay, Boran'ı haber edersin. Buyurun Nurbay. Biz nerede istersek orada duracaksınız. Allahu Ekber! Yan Allah aşkına. Göz astırmayacağız kardeşler. Ateş müşrikten yana verdi ki. Ama canı bu dayla çare tükenmez. Sağ! 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 Unutan hatırlasın! Cerkutay! Cerkutay ölmez! Haydi! Adıma el uzattınız. Hepinizin kellesini teker teker alacağım. Ama indi sıra sende. Giremezsiniz. Buna müsaadem yoktur. Senin lafın yeni şehirde geçer subaşı. Haddini bil ki bildirmeyim. Benim haddim odadım senin hayalinin ötesindedir hatun. Çekil de vazifemi yapayım. Pusatım hançerimden keskindir bilesin. Bunun dönüşü yok subaşı. Hatun. Çekil dedim. Bu sefer müsamaha göstermem. Hakikat için başka çare yoktur. Sen benim sözümü işitmez misin hatun? Al çiçek. Çekilesin kızım. Arasınlar. Benim kimseden gizim saklım yoktur. Gayrısında yüzümüze nasıl bakacaklar merak ederim. Geç ara. Baba.
Geç. Atlar. Kutlualp. Ahval nedir Kutlualp? Ararız ama bir şey yok gibi beyim. Yoktur zaten. Olmayanını ararsınız. Ne o? Otağda bulamadığını ahalin çadırlarında mı ararsınız? Alçiçek. Hatun. Ben senin sözüne inanırım. Altınların sizde olmadığını bilirim. O vakit ne deyiyi ararsınız? Devlet meselesidir deyim. Vazifemdir. Ben de gerekeni yaparım. Sözüme az biraz itimat edersen sakince bekleyesin. Biz susup bekledikçe üstümüze iftiralar atılır subaşı. Dayım, babam, şimdi de bu altınlar. Her şey peşi sıra geldi. Bilirim. Çetin imtihandır, onu da bilirim. Ama bana atının tozunu yutturan Yiğit Hatun bu meseleden de çıkmasını bilir, onu da bilirim. O meseleyi hatırlatma istersen subaşı. Benim hayrıma nihayet ermemişti. Şerde hayır, hayırda şer vardır demişler. Ben seni, sizi bildim, gördüm. Buna tenezzül etmeyeceğinizi bilirim. Osman Bey'im de, ben de yanınızdayız. Alplar, toplanın. Beyim, bu yana. Alplar, haydi. Boşuna uğraşırsınız. Alplar haydi, haydi! Haydi, çıkarın! Çabuk dışarı çıkarırsınız. Nedir o? Rum altını mıdır? Turgut Bey! Bunlar bizim değildir. Vay halimize ki vay. Öktem Bey. Biz sana güvenir ardında dururuz. Senin ettiğin işe bak. Bu halde söz bitmiştir Öktem Bey. Öktem Bey.
Suçun sabittir Ökten Bey. Benim bunlardan haberim yok. Bize bu iftirayı atanlar oyunu çoktan kurmuşlar Turgut Bey. Bundan gayrısına mahkeme karar verecek. Hala. Altınları iyi sakladın mı? Gece nöbet sırası bendeyken sakladım efendim. Leo daha fazlasını vermeyecek olsa birkaçınızı yanıma alırdım ama. Aferin. Demek Leo ile uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Zindanın haritasını da sen getirdin ha? Evet efendim. Efendi Leo nerede? Onu göremedim. Şimdi sana Leo'ya verdiğin hizmetlerin karşılığını vereceğim. Ölümün sesini duyuyor musun? Duymuyorsun. İşittiklerim doğru mudur ana? Kardeşimi mi kaçırdılar? Atam peşlerinde. Alaaddin'imiz sağ salim gelecektir inşallah. Anam, aplar dışarıda bekler. Bana bir şey diyesin, kardeşimi alıp geleyim. Benim cesur yürekli oğlum, buna lüzum yoktur. Kardeşine tez vakitte kavuşacaksın. Beni durdurmak için demezsin değil mi ana? Bey Orhan'ı ne diye durdurayım? Peki bu ahval nedir? Meydan alp kaynar. Mahmut Hatun, Kantek 113 geldi. Gelsin. Mahun Hatun, Orhan Bey, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş gelmişsiniz. Osman Bey birazdan burada olur. Kabul odasında bekleyebilirsiniz. Nasıl olsa gelemeyecek. Ne demek? Beklerim tabii. Ziyaretinin borcu nedir Kante Kuzenos? Osman Bey'i şehrimde ağırlamıştım. İade-i ziyaret yapmak istedim. Bir de şu tatsız makri meselesi var tabii ki. Sıhhatin için dilerim ki kardeşin başına gelen olayla ilgili bir alakan olmaz. Endişelenmeyin küçük bey.
Ümit ediyorum ki babanız kardeşinizle beraber sağ salim dönecektir. Osman Bey gelir! Kardeşim. Evlat. Evlat. Kardeşim. Hoş geldiniz Osman Bey. Asıl sen hoş geldin. Konuk olan sensin. Oğlunuzu sağ salim bulup getirmenize çok sevindim. Cümlesi sen ve Olof geldikten sonra oldu. Evlatlarımızın canına kastettiler. Bize pusu kurdular. Ben ya da Olof geldiği için değil. Siz imparatoru kurtardıktan sonra başladı her şey. Öyle başladıysa ben bitireceğim. Ben de tam da bu yüzden buradayım. Frigg ve Ophelia'nın hak ettiği sonu yaşamasını istiyorum. Ophelia orada. Taht orada. Sen ne dev buradasın? İmparatorun yanında olman gerekmez miydi? Ben Roma'nın hizmetkarıyım. Ökten Bey'in yargılanması Roma'nın adaletidir. Tat kadar önemlidir. Bizim adaletimiz dururken Roma'nın adaletine tamah edecek değiliz. Gereken neyse olacak. Beyim, Turgut Bey'dendir. Altınlar Ökten Bey'in obasından çıkmış. Senin dediğin olur Kanta kuzen olsun. O zaman bu durumda Ökten Bey'i bana teslim edeceksiniz öyle değil mi? Suçu size karşı işlemiş. Ama suçu işleyen bizdendir. Yarın Ökten Bey'in obasında buluşalım. Onun cezasını bizzat ellerimle keseceğim. Cezasını gözümün önünde kestikten sonra gerisi mühim değil. O zaman yarın görüşmek üzere. Yolun açık olsun. Boran. Beyim. Herkes divana çağırsın. Buyurundur beyim. Osmanlı'nın intikamımı alacağım Olof. Merak etme kardeşim. Ulf bizim için bu intikamı aldı bile. Osman ve oğlu öldü. İntikam. Osman'ın ölümüyle bitmeyecek. Bundan sonra öldüreceğim her Türk mezara parmaksız olarak girecek. Sen onların bir mezarı olacağını mı düşünüyorsun? Onlar kuzgunlara ziyafet olacak. Kaybettik. Neyi kaybettik? Tuzak. Tuzak kurmuşlar Olof. Demek Osman yaşıyor ha?
Sagan'ın intikamını alacaktın. Adamlarımızın intikamını alacaktın. Ben de kardeşim. Kardeşim Lef'i kaybettim Olaf. Şimdi intikamımız daha büyük. Bu intikamı kendi ellerimle alacağım Olaf. Bana bir şans daha ver. Bu intikamı Kantak Uzanos'un ordusuyla alacağız. O nasıl olacak? Kantak Uzanos imparatoru zehirledi. Suç Ophelia'nın üzerine kalacak. Ophelia hain biri olarak öleceğine göre taht Kantak Uzanos'un İntikam ordusu da bizim olacak. Burada güvendesiniz. Babamı gördün mü Sarkis? Askerler sizden ne istiyor prenses? Neden kaçıyorsunuz? Babama... Babama bir şey yaptılar Sarkis. Belki de onu öldürdüler. Ve bunu yapan kimse... suçu benim üstüme atmaya çalışıyor. Arena saldırısını yapan her kimse... bu işi yapan da o. Tahtta gözü olan birisi. Sarayda kalmamalısınız. Burası güvenli değil. Nasıl? Ne yapacağım? Ama babam... babam ne olacak? Babama gitmeliyim. Kesin onu zehirlediler. Prenses... babanızı zehirledilerse gitmenizin bir yardım olmayacak. Ne yapacağım? Sizi bulamayacakları bir yere saklanmalısınız. Ben de yardım isteyeceğim. Kimden? Daha önce bize yardım etmiş birisinden. Bu yaşadıklarımızın sebebi Osman Bey'in verdiği vazifeler yüzündendir. Osman Bey'im beylerin iyiliğini isterdi. Hepsi fütühat içindi. Kim bilebilirdi böyle bir musibet olacağını? Osman Bey'im adaletle hükmedecek. Ona itimat edesin. Yüreğini ferah tutasın, ne olursun. Kimseye itimat etmem. Ben babamın düştüğü hataya düşmem subaşı. Bu öfken iyi değil Alçıçek. Nelere sebep olduğunu bilirsin. İstemeden oldu. Ses çıkman gerek. Haydi. Altlar gelmeden çabuk. İndi beni düşünme vakti değildir. Şifacıya görünmen gerek. Mühim değildir. Haydi. Hançer bende kalacak. Sana karar olmaz. Şimdi sinirlenip kalbime saplarsın falan. Yaran var be adam. Ne gülersin? Haydi al çiçek çık. Haydi. İşimiz var Çiçek Hatun. Şuncacık yarının lafını mı edersin hala ha? Sen de bayağı korkakmışsın subaşı.
bırakasın. Subaşı bırakasın dedim. Subaşı elimi bırak. Doğru dersin. Korkarım. Yedi düvele korku salan ben. Gündüz Beyoğlu Aktemur. Subaşı Aktemur. Tir tir titrerim gözlerine bakarken. Ödüm patlar al çiçek. Ama sen de korkarsın. Daha adımı bile diyemezsin. Benim şehrimde evladımı kaçırdılar. Etmezmiş gibi bir de esir aldılar. Şimdi diyorsunuz, bunun hesabını hanginiz verecek? Sen mi vereceksin? Ha? Yoksa sen mi vereceksin? Beyim, meşaleleri değil. Kes! Tek bir bahane daha istemem. Düşünü kurduğumuz bu yolda tek bir hata daha olmayacak. İşte olan hala iştedir. Her yerde aramaya devam edeceksiniz. Buyurun. Şimdi çıkasınız. Onur'dan pusuna vardır. Konstantiniyye'ye gideceğim. İmparatoru zehirleyip Ofelya'nın üstüne atmak isterler. Ofelya'ya güvenir miyiz beyim? Kime güveneceğimizi Ofelya'yı aldıktan sonra öğreneceğiz. Beyim, ben altları hazırladım. Yalnız Kumral Aptal'la birlikte gideceğim. Ben Ofelya'yı alırken o da imparatoru iyileştirecek. Çıkabilirsiniz. Buyruk beyimindir. Beyim, Subaşı Aktemur, Öktem Bey'in obasında vazifedeydi. Esirin kaçmasının tek suçlusu benim. Bu kaçan esir, evladımızın canına kastetti. Emdilik hürdür. Ama işte Sezme, fazla uzun sürmeyecek. Sen de tedbirlerini arttırasın. Benim yiğit oğlum. Düşmana aman vermedin. Atana adına yaraşır bir duruş gösterdin. Maşallah sana. Kusuruma bakmayasınız ana. Sizi zora soktum. Tedbirli olmam gerekirdi. O nasıl kelam oğlum?
düşman arkadan saldıranda tedbirimi kalır. Destur var mıdır? Gel Orhan'ım gel. Ben bacınıza bakayım. Kardeşim. Abi. Ne görünürsün kardeşim? İyiyim abi. Evvel bana saldırdılar. Mimdi de sana. Ölüm ensemizdeyken gayrı bitsin bu dargınlık kardeşim. Aramızda dargınlık yoktur ki abi. Sade. Sade ne kardeş? Kardeş arasında dargınlık mı olur ağabey? Elin nasıldır? İyicedir ya. Geçer. Sen hele şu an içeri alasın. Hançer hak edende kalsın ağabey. Seni öldürmek için saldırırlar. Beni esir etmek için. Düşman dahi beni saymaz. O vakit bunu yanından ayırmayacaksın. Ayırmayacaksın ki bir daha yaşanmayacak. Haydi. Sen dinle. Malhun, müsait miydin? Gelesin Bala, gelesin. Bengi Hatun, bugün Batur'u toprağa koymuşum. Düşündükçe şuram yanıyor Bala. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Evlat başkaymış malum. Tırnağın ucu acısa naburan paramparça olur. Vakit ne de çabuk geçer. Nasıl da ufacıktı. Şimdi koca bey oldu. Bunu Orhan'la ben ölmüştüm, he mi? Ya Orhan'ımı kaybetseydim Bala? Düşündükçe aklım yüreğim çıkacak gibi oluyor. Ya yetişemeseydim evladıma? Ya bugün evladını mezara koyan ben olsaydım? Alaaddin'in kanlı börkünü görende... Allah'ım ben bu acıyla yaşayamam. Ölürüm dedim. Bağırmak istedim. Cihanı titretmek istedim. Bağıramadım. Bağıramadım. Ardımda onca alp. Yüreğimdeki acıyı bu satımın ardına gizleyip... öyle düştüm evladımın peşine.
Evlatlarımızın imtihanı daha doğmadan başladı. Nice düşmandan sakındık onları. Daha nicesi de gelecek. Mahun Hatun. Evladınız benim de evladımdır. Bunu hiç unutmayasın. Değil kıskanmak. Evladınız için tüm cihanı yakarım. Biz sadece Osman Bey'in hatunu ve uğruna ölecek neferleri değiliz. Kurulacak Göktü Devlet'in analarıyız. Yüreğimiz yansa da evvel Göktü Devlet, Göktü dava gelir. Sonra evlatlarımız, analığımız. Öyle ya. Bu devlet ki uğruna bin evlat feda. Yüreğimiz yansa da devlet ana olma vazifesi her şeyden evvel gelir. Hamdolsun yiğitlerimize ki birbirlerine omuz verirler. Dağ gibi dururlar. Biz de birbirimize omuz vereceğiz. Vereceğiz. Vereceğiz ki bu Göktü Devlet ebed müddet yaşayacak. Bu da bizim vazifemiz. Bizim kutlu kaderimiz. Yetti gayrı. Ölüm var, kalım var. Bu sefer diyeceğim. Hem çocuklarına da bakarım. Ya beğen ayıplarsa? Sevdan ayıbı mı olur? Olmaz. Yok. Diyeceğim. Lan. Cevguday. Seviyorum lan. Diyeceğim. Oh yayıl yayıl. Dok adamı taşlandırır bu be. Acıktık ha. Duymadım. Bilirim, hatun kısmı bunu demez ama...
Bender'im. Cerguday, ben derim sana derim. Sen zavallım. Cerguday. Hayra çıkarız. Çıkarız derim kardeş. Ne diyorsun? Duymuyorum, duymuyorum. Gideriz kardeş, haydi. Hadi git, uğurlar olsun kardeş. Haydi kardeşim, haydi. Düş ölüme, haydi. 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 Haydi kardeşim. Burak! He kardeş, he. Bunu tut. Ama yeme, ben sonra yiyeceğim. Tamam kardeşim, tamam. Boragay, şimdi Cerguday sarım oldu dersin. Sorma Ülgen bacı. Kulakları duymaz oldu. Ama tasa etmesin, geçicidir. Haydi, haydi. O bir tane. Haydi, haydi. Ben onca kelam ettim. Boşama ettim. Of kadersiz başım of. Alaaddin. Benim yiğit oğlum. Mucizeyle gelen evladım. Alaaddin, ben hiçbir evladımı birbirinden ayırmam. Baba yüreği öyle büyüktür ki hepinize yetecek yer vardır. Sizler bir çınarın dalları gibisiniz. Birlikte ama ayrı ayrı. Hepinizin huyları da, meziyetleri de birbirinden farklıdır. Evlat, bunu sakın ha unutmaz. Hepsini işittim baba. İşiteceğini bilmesem mi? Ne diye anlatayım evlat? Uyumadığını bilirim. Nereye gidersin? Küffarın üzerine. Sizlere mamur bir yurt bırakmak için. Ama
bu devlete sahip çıkmak sizin boynunuzun borcudur. Öyle ya ise kapılıp güçten düşmek yok. Ayağa kalkacaksın. Ve sabırlı olacaksın. Sabrın sonu selamettir. Sabrın sonu ebed müddet bir devlettir. O devlet ki sizin elinizde cümle cihana hükmedecek. Emanetin emanetimdir babam. Atlar hazırdır beyim. Eyvallah. Nereye gelirsin Cerkut Bey? Buyurundur bey. Ne der bu? Beyim kulakları işitmez hale. Belli. Hala işitmez. Yarın Ökten Bey'in... Yarın Ökten Bey'in obasına varasınız. Turgut Bey'in yanında yer alın. Buyurun beyimindir. Dediğindir beyim. Neredeyiz? Kardeş. Cerkut'ayım. Biz gitmeyeceğiz. Cerkut'ay dur. Mevlam böylesini kimseye yaşatmasın. İftiranın yükü çok ağırmış. Ağzımızda tat komadılar. Ciğerimizi söktüler. Ama bize yaraşan bu çaresizlik değildir Ökten Bey. Değildir. Ziyad olsun. Olan bitenin sebebi Osman Bey'dir. O devlet kuracak dev. Biz bedel öderiz. Ama bu işin sonu hiç hayır değildir. Osman'a zerre güvenmem. Küffarla birlik olacak. Babanı yakacaklar Alçiçek. Batur'umu nasıl yaktılarsa baban da yakacaklar. Ana, ya hata edersek, ya Osman Bey güvenliğimiz en doğrusu ise, bilirsin bunca vakittir babam onu hep iyi andı. Bize de pek yardımı dokundu. Şimdi göz göre göre babam ne deyiyor ateşe atsın? Batur'umu ne deyiyor attıysa o sebeple atacak Alçiçek. Şimdi imparatora karşı durup babana arka çıkacak ha? Günlerdir yaşadıklarımızı ben tek mi yaşadım? Sen hangi güvenden bahsedersin Alçiçek? Ben sofrayı toplayayım. Ama ben edeceğimi bilirim. Osman Bey göndermiş beyim.
Osman Bey gelmezmiş. Öktem Bey'i de Kanta Kuzenus'a bırakmayın diyor. Hayır olsun inşallah. Düşmanın bağrına buradan gireceğiz. Korkar mısın Kumral Aptal? Yüreğinde korku olanı yanına alır mısın Osman Bey? Ya. Hem biz Sarı Saltukula küffarın elinde az mı dolandık? Ama Osman Bey, gezdik cümlesini, görmedik böylesini. Güzel. Şehir de güzeldir ama başındakiler yozdur. Yapacağımız hamleler onları terbiye edecek. İkimiz mi edeceğiz? Haydi. Ahir zamandır şeyim. İnsanoğlu nefsine, şeytana alınır, durur. Kardeş, kardeşi kıskanır, haset eder. Yusuf'u kuyuya düşüren haseti dersin ha? Dursun Fakı. O güzel Nebi'ye kıydıran haset. Bizlere neler etmez şeyim. Yusuf'un ağabeyleri şeytana aldandı. Çok aldandı. Hazreti Yakup'un Yusuf Aleyhisselam'a muhabbeti öylesine büyüktü ki ağabeyleri bu sebepten ona hınçlanır, kıskanır idiler. Öyle ki kardeşlerini öldürmeyi düşünecek kadar. Buna yeltendiler de o güzel yüzlü Nebi'yi yanlarında getirip bir kuyuya attılar. Kanlı gömleğini babasına, Hazreti Yakub'a getirdiler. Yusuf'u kurt parçaladı. Gayri Yusuf yok. Öldü dediler. Kanlı gömleğini eline alır almaz Hazreti Yakup hemen anladı. Yusuf'un ağabeyleri yalan konuşur. O günden sonra ağlamaktan, acıdan Hazreti Yakup'un gözleri ama oldu. Yusuf'u görmeyen gözler dünyayı da görmesin dedi. Babalarının sevgisini kıskanıp da Yusuf'u kuyuya atmış idi ağabeyleri, değil mi? Ama babalarına en büyük derdi yine onlar verdi. Hasetleri öylesine büyüktü ki hakikati demelerine mani oldu. Yusuf ise o kuyudan çıktı. Köle oldu. İftiralara uğradı, zindana düştü. Ama gönlünde daim Yakup'u diri tuttu. Yusuf zindandan çıktı, Mısır'a vali oldu. Gün geldi, Yusuf'u kuyuya atan ağabeyleri yamacına vardı. Yusuf onları tanıdı. Onlarla yüzleşti. Ama bir an dahi hakir görmedi. O ağabeyleri kıskançlıkları sebebiyle o güzel yüzlü Nebi'nin çeşitli meşakkatler çekmesine sebep oldular. Oysa o onlara beni buraya getiren siz değilsiniz, Rabbimdir dedi. Ağabeyleri bunun üzerine af dilediler. Allah'a yemin olsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Biz ise kesinlikle hata edenlerdendik dediler.
Yusuf Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman ettiler. Hazreti Yusuf da merhamet edenlerin en büyüğüne sığındı ve ağabeylerine merhamet eyledi. Onları bağışladı. Başına her ne gelen varsa onun Allah'tan olduğunu bildi. Şer görmedi, sabretti. En güzel şekilde sabretti. Canlar, Rabbimizin verdiği her şey hayırdır ya, biz bazılarını kahır görürüz. Ama nihayetinde içindeki hayır bize aşikar olur. Yusuf peygamberi bunca mihnete dayandıran işte bu teslimiyettir. Ömür imtihanla, meşakkatle geçecek. Bunu bilesiniz. Ama her imtihanda nebilerin, resullerin kıssalarına bakıp kendi hissenizi alacaksınız. Yusuf peygamber ki kendisini kuyuya atan ağabeylerini bağışlamış. Bize samimi bir gönülle gelen hiçbir gönlü kırmayalım. Bağışlayanlardan olalım. Allah'ın ayetleri, resullerinin kıssaları ve gül yüzlü peygamberimizin hadis-i şerifleri her daim rehberiniz olsun. Amin. Amin. Canlar, bugünlük hisselerinizi aldınız. Yalnız mıyız sandın Kumral Aptal? Hele bir bakarsın. Türk hangi ilde yalnız kaldı? Vurduğumuz istihbarat teşkilatı gayri çalışmaya başladı. Maşallah yiğitlere, bacılara, maşallah. Beyim. Olof'un adamları arenaya giderler. Hazırlanırlar. Ben arenaya giderim. Sen de saraya gidersin. Ölüm kalım Allah'tan. Ama imparatoru yaşat ki tahta istemediğimiz biri oturmaz. Allah'ın izniyle elimden geleni yapacağım beyim. Haydi. Hazırız Olof. Arenaya gidiyoruz. Ofelia da, Sarkisiti de orada. Bugün bu iş bitecek. Hadi. Odin'in ölüm getiren kuzgunları. Kalın! Ben hekimim. İyileştirmek için geldim. Seni içeri alamayız. İmparatorun sıhhati için buna mecburum.
Kapıya bak. O sesler ne? Ne oluyor? Sen kimsin? Askerler! Askerler! Az biraz siz uyuyun. İmparator beni Osman Bey gönderdi. Sizi iyileştirmeye geldim. Osman Bey. Ne oluyor burada? Sen de kimsin? Durun. Bırakın. Evvel şu zehir ne tür onu öğrenelim. Keferimiz eksikti. Sulh için de çözeceğiz Öktem Bey. Kuzenos. Turgut Bey. Bugün bu olay çözülecek. Duyduğuma göre altınlar bu obadan çıkmış. Deliller de olduğuna göre... Kafana! Alplarıma kıydınız. Altınları obama koydunuz. Hangi hakla gelirsin buraya? Buyur Kantakuzenos. Otağa geçelim. Bu soysuzu obamıza çağırıp bir de otağımızda mı ağırlayacaksın Turgut Bey? Daha dayımın, altlarımızın kanı kurumadı. Tebaamın kanını akıtan... Vergilerimi çalan birinin obasına kendi isteğimle gelmedim. Osman Bey nerede? Ne ben? Ne de altlarım? O dediklerin hiçbirini yapmadık. Sakın ola! Bizi kendinle karıştırma kefere. Osman Bey gelecek. O vakte kadar herkes sükunetle bekleyecek. Bekleyeceği yer benim otağım değildir. Madem öyle, biz de burada bekleriz. Sarkis İtini ve Ofel'i canlı istiyorum. Koşun! Ah!
Efendi Serkis, imparatorun adamları prensesi almaya gelmiş. Bizi buldular. Merak etmeyin prenses. Sizi buradan çıkaracağız. Beni takip edin. Belli ki Osman Bey gelmeyecek. Turgut Bey, adaletin yerini bulması için Ökten Bey'i bana teslim etmenizi istiyorum. Duymaz mısın? Osman Bey'i bekleyeceğiz. Osman Bey gelmeden hiçbir şey edilmeyecek Kanta Kuzenos. Yalnız Osman Bey'in bu can için bana bir sözü var. Siz onu bana teslim edeceksiniz. Ben de o canı bu obada alacağım. Özgürlük savaşçıları! Sonuna geldim Prenses Ofelia. Köleler! Bunu bana verin. Ben imparatora asla ihanet etmem. Siz kılıcınızı kime doğrultuyorsunuz? Babam iyileştiğinde hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Prenses Ofelia, buraya sizi tutuklamaya geldim. Sen de kimsin? Ben Olof. İmparatorun sadık komutanı. İsyan burada. Yanındaki bu hainle başladı. Başladığı yerde de bitecek. İş bitti demeden bitmez Olof. Kime hizmet edersin bilmem. Beni çiğnemeden prenses alamazsın. Memnuniyetle. Yeah!
hesabını vereceksin. Hem de bugün. Baltamı kime savursam karşımda seni buluyorum Osman. Baltanı her daim doğrudan yana savurursun. Önce suçlu Öktem'i, şimdi de hain prensesi kolluyorsun. Yolu hak olan hiçbir daim zorluktan çıkmaz. Hadi gel bakalım. İftirayla ablarıma kıydınız. Obama altınları saklayıp beyliğime kara leke sürdünüz. Buraya kadar gelip kısasıma dahi mani oldunuz. Alplar. Şimdi de obamda ahalimin önünde canımı istersiniz. Bundan gayrı adaleti pusatım sağlayacaktır. Aklar! Aklar! Hele durasınız. Ne diye laf dinlemezsiniz? Atlar! Ophelia, prenses seni götürecekler. Yakalayın! Kaçmasına izin vermeyin! Çıkacak. Ama sen kalacaksın. Kalırsam seni öldürmek için kalır. Hele gel. Hele gel. Başladığı yerde bitecek. Bize karşı koyan herkes yok olmaya mahkumlar. Ateşim seni yakacak olsun. Kimse. Kime hizmet edersin bilmem. Ama karşıma çıktığın sürece sizin kökünüzü kazıyor.